Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan, Macaristan'la ticaret hacmi hedefimiz 6 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın 100. kuruluş yılı dönümü nedeniyle gittiği Budapeşte'de Türkiye'nin AB üyelik sürecinden Ukrayna-Rusya savaşı, AB'nin enerji krizi ve tahıl koridoru krizine kadar kritik konularda peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Ülke TV spikeri Sevgi Deniz'in de olduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, 2024'ün ikinci yarısında Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığını devralacak Macaristan'la ilgili de olumlu mesajlar verdi. Erdoğan, Macaristan yeni çağda Türkiye'nin rolünü en iyi bilen, farkında olan ülkelerden bir tanesi ve bunu ciddi anlamda hissettiriyor. Dünya barışına katkısı, bölgesel meseleler ve enerji güvenliği meselesinde Türkiye'nin varlığının farkında oldukları görünüyor. Özellikle Ukrayna-Rusya krizinde Zat-ı Ali'nizin arabulucu olması yönünde ciddi talepleri var. Onlardan da bu şekilde talepler geliyor. Size bu yönde bir beklentilerini iletiyorlar mı sorusuna şu yanıtı verdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu konularda çok çok hassas ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak da Türkiye'yi iyi tanıyor. Bizleri iyi tanıyor. Bir de Türk Cumhuriyeti ile ilgili orada bir gözlemci üye sıfatıyla da bizim ne pozisyonda olduğumuzu gayet iyi biliyor. Şu anda Viktor Orban önümüzdeki yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığını alacak ve temenni ederiz ki o süreçte çok daha farklı adımları atabiliriz. Macaristan, Türkiye'ye tarihi itibarıyla farklı bakışlarla yakın bir ülke ve bu yakınlığını da ortaya koyduğu tavırlarla ispat ediyor. İlişkilerimiz gayet iyi. Ticaret hacmimizi 3.4 milyar dolardan 6'ya çıkarma gibi hedefimiz var. Bu olur mu? Olur. Bizim şu anda inşaat firmalarımızın Macaristan'da ciddi yatırımları var. Sürekli de bu gelişiyor. İnşallah bu gelişme daha da güzel günlere vesile olacaktır. Ben buna inanıyorum. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.